Herkese merhaba. Bu videomuzda traktörlerle ilgili ilginç ve çok bilinmeyen bilgileri paylaşacağız. Kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Ağır iş makineleri üretimine alıştığımız JCB, dünyanın en hızlı traktörü olan Fastrac'i üretti. Traktör, 7.2 litrelik dizel motor ve CVT şanzımana sahip. Bu traktör, 2500 Nm tork üretiyor. Çıkabildiği hız ise bir traktör için inanılmaz. Saatte 247,5 kilometre. Waterloo Motor Fabrikası, Amerika Birleşik Devletleri'nin Iowa eyaletinde 1893 yılında kuruldu. Waterloo, traktör üretmek amacıyla kurulan ilk şirket olma özelliği taşımaktadır. Şirketin kurucuları John Frohley ve bir grup iş adamıdır. İstenen satış rakamlarını yakalayamayan şirket, 1918 John Deere'ın üreticisi olan Deere & Company tarafından 2 milyon 100 bin dolar karşılığında satın alınmıştır. Şirket tarafından üretilen traktörler 1923 yılına kadar Waterloo Boy adı altında satılmaya devam etmiştir. Dünyada en çok satılan traktör markası Hindistan Mahindra. Mahindra 1945 yılında kurulan, merkezi Mumbai'de bulunan çok uluslu bir araç üretim şirketidir. Mahindra, Hindistan'ın en büyük araç üretim şirketlerinden biridir ve dünyanın en büyük traktör üreticisidir. Yıllık satış olarak incelendiğinde 330 binin üzerinde satış ile dünyanın en çok satan traktör üreticisidir. Şirket her ne kadar iç piyasaya yönelik üretim yapsa da şu anda Mahindra traktörleri 40'tan fazla ülkede satılıyor. En pahalı traktör Amerika Birleşik Devletleri merkezli John Deere markasının 9560 RT modeli oldu. 13.5 litre 6 silindirli motoru olan traktör 560 beygir gücüne sahip. Traktör kelimesi Latince trahir yani çekmek kelimesinden gelmektedir. Harman makinesinden traktöre geçiş, ilk buhar makineleri ortaya çıkınca çiftçiler saban veya pullukları çektirmek için sığırlar yerine mobil buhar makinesi kullanmak istedi. Buhar motoru ilk dönemlerde atlarla çekilen bir harman makinesi tetikleyicisi olarak kullanıldı. 1859'da buhar motoru ilk defa Thomas Eveling tarafından çekiş motoru yani ilkel traktör olarak kullanılmıştır. ABD yapımı traktör Case IH Steiger Quadtrac 620, 692 HP ile dünyanın en güçlü traktörüdür. Quadtrac 620, paletli olarak üretilmiş olup, tekerlekli eş değeri olan Steiger 620 üzerinde yapılan testlerden elde edilen sonuçlar, dünyadaki çeki demirli en yüksek beygir gücüne sahip traktörü olduğunu göstermiştir. Benzinle çalışan, 8 beygir gücünde çift silindire sahip ilk traktör 1903 yılında imal edildi. Dan Albon tarafından geliştirilen bu 3 tekerlekli traktör, buharlı traktörlere göre daha küçük ve kompakt. En çok traktör ihraç eden ülkelerin ilk sırasında 9.8 milyar dolarla Meksika geliyor. Bu rakamlarla dünya traktör ihracatının %17'den fazlasını elinde bulunduruyor. Amerika Birleşik Devletleri en çok traktör bulunan ülke. Gelişmişlik ve tarım alanları göz önünde bulundurulursa bu rakam çok şaşırtıcı değil. Ancak yaklaşık 4,5 milyon traktör bulunan ülkeyi takip eden ülkenin traktör sayısı yaklaşık 2 milyon adet. Slovenya, ekilebilir araziye göre en çok traktör düşen ülke konumunda. 100 kilometre karelik ekilebilir alan için 5895 adet traktör düşmektedir. Yani neredeyse 100 dönüme 6 traktör düşmektedir. İlk olarak 1922 yılında prototipi oluşturulan traktör, 800 RPM'de 25 beygir güç üreten 2 silindirli bir dizel ile donatılmıştı. Traktör, Mart 1923'te Ben Sandling S6 motorlu pulluk olarak üretime girdi ve tek tahrik tekerleği bulunuyordu.
Benzin C başlangıçta Sandring traktörleri için 100 motor üretmeyi planladı. Ancak 1924'ün sonlarına doğru çoktan 36 adet üretip sattılar. Amerika Birleşik Devletleri Montana eyaletinde özel sipariş üzerine üretilen Big Butt 747, yaklaşık 43 ton ağırlığı, 5 metre dingil aralığı, 4,5 metre yüksekliği ve 9 metreye varan uzunluğu ile dünyanın en büyük traktörü olarak kabul edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri tarım makineleri sektöründeki birçok başlıkta ilk sırayı çektiği gibi yine en çok traktör ithal eden ülke sıralamasında ilk sırada yer alıyor. İhracat-ithalat farkı hesaplandığında yıllık yaklaşık olarak 7.4 milyar dolarlık net traktör ithalatı yapmaktadır. İlk dizel beslemeli elektrik motoruna, yani hibrit motora sahip traktör, Hindistan merkezli Farmtrek traktör firması tarafından geliştirilerek fuarlarda sergilenmeye başladı. 6090 EH olarak adlandırılan model 90 beygir gücüne sahip ve 1 saat boyunca sadece elektrik modunda çalışabilmektedir. Honda'nın ürettiği çim biçme makinesi Formula 1 arabalarını andırıyor. 190 beygirlik makine 240 km hıza ulaşabiliyor. Ağırlığı ise yaklaşık 270 kg. 517 beygir gücündeki Fendt Vario 1050, 2,5 milyon Türk lirası karşılığında İzmirli bir çiftlik sahibine satıldı. Bu satış sonucunda İzmirli çiftçi Türkiye'nin en büyük ve en pahalı traktörüne sahip olmuş oldu. 1954 yılında Amerikan yardımları olarak bilinen Marshall Planı kapsamında uçak üretim ve bakım fabrikasının kapatılarak yerine Minneapolis Molin firmasının traktörlerinin montajını yaparak traktör üretimine başlayan işletmenin ilk adı Minneapolis Molin Türk'tür. Bu fabrika Türkiye'nin ilk traktör üretim fabrikasıdır. Koç Holding ve kamu ortaklığında kurulan fabrikanın kamu hisseleri 1992 yılında Koç Holding'e devredilmiştir. Minneapolis Molin dışında Fiat, New Holland ile işbirliği içinde traktör üretmişlerdir. Türk traktörünün hisseleri %25'i halka arz, kalan hisselerin yarısı Koç Holding ve diğer yarısı CNH Endüstri elindedir. Türkiye'nin ilk yerli traktörü HSG, 1963 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde üretildi. Devrim otomobili ile aynı dönemde üretilen Türkiye'nin ilk yerli traktörü HSG de devrim ile aynı kaderi paylaşıyor. 1963 yılında 3 Türk mühendis tarafından üretilen HSG, büyük umut vadetse de bir türlü seri üretime geçemedi. O dönemin siyasal çalkantılarının kurbanı oldu ve yalnızca 2 adet üretildikten sonra proje rafa kalktı. HSG bugün üretildiği yer olan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri bölümünde sergilenmeye devam ediyor. 2000'li yılların başında en çok satılan traktörler ortalama 50-55 beygir gücüne sahipti. Ancak günümüzde 50-70 beygir gücü aralığında satışların yoğunlaştığını görmekteyiz. Her ne kadar daha büyük ve küçük traktörlerde satılsa da ağırlıklı ortalaması 60 ve 70 beygir gücünde olduğunu görmekteyiz. 2000'li yıllara göre daha çok bölünen tarım arazilerine karşın daha güçlü traktörlerin tercih edilmesi dikkat çekicidir. Türkiye'de son 10 yıldır satılan traktör markalarındaki dağılım daha da artmaktadır. Türkiye'de satılan her 10 traktörün 4'ü New Holland markasına aittir. Yıllık bazda bakıldığında New Holland ortalama 25 bin adetlik satış yapmaktadır. 517 beygir gücündeki Fendt Vario 1050 Türkiye'nin en büyük ve en pahalı traktör oldu. Türkiye tarım sanayisinde birçok başlıkta New Holland markası ilk sırada gelmektedir. Yıllık 50 bin adetlik üretim kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük tarım üreticisi olan New Holland, üretiminin yaklaşık 13 bin adedini ihraç etmektedir. Türkiye'nin ilk elektrikli traktörü 2019 yılında tanıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, TAGEM tarafından geliştirilen traktör, 2021'de seri üretime geçecek.
Dilovası'nda kurulan fabrikada üretilecek traktör 45 dakika şarj süresiyle 7 saat çalışabilecek. %95 yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli traktör ile çiftçilerin maliyetlerini düşürmesi amaçlanıyor.